Sadece isminize hitap etmem kafidir. Mehmet Bey diyelim. Yeni bir eve taşınmamla her şey başladı. Dedim artık bu normal bir şey değil. İşte üç harfli dediğimiz acayip acayip sesler. Evime piyasada da satılan şeyden koydum. Bu priz kameralarda. Hı hı. Çok enteresandı. Onu koymaz olaydım diyorum. Geceleri tepemde böğürme sesleri istersiniz. Bahsettiğim işte artık ne konuşalım cinsel. Nasıl bir varlık türüyle iletişimdesiniz? İlk defa tanık olduğum bir şey oldu bu. Elimi götürüyorum, kaşıyorum. İlk önceleri öyle yakalamak için şöyle bir etrafında dolandırdım. Dedim ki sen neredesin? Tabii bu hep benimle eşim sesinde olan diyalogda. Evet. Ben dedi her yerdeyim. Hatta ben senin dükkanına da geliyorum. Dedi. Kızımın sesi bu zaten. O içeride. La ilahe illallah. Onun içini söylüyor, içeride diyor. Tamamdır. Sadece isminize hitap etmem kafidir. Mehmet Bey diyelim. Tanıştık. Kendisi başından geçen bir anomaliyi paylaşmak istedi benimle. Bana ulaştı Instagram üzerinden. Ben de kendisine geri dönüş yaptım. Ve röportajımız başlıyor. Ön bilgi olarak şöyle bir not düşelim. Çok önemli bir nottur bu. Mehmet Bey dedi ki, yaşım 56 mıydı? 55. 55. 12. aya kadar bu tarz şeylere yaşamayı bırakın. İnanmazdım bile dedi. Bu dipnota da düşelim. Buyurun sizi dinliyorum. Nasıl bir tecrübe yaşadık? Var mıydı bunun vallahi, sinyali? Valla sevgili dostlar, işin yeni bir eve taşınmamla her şey başladı. Yatak odamda üst kattan geldiğini düşündüm. Karı koca arasında olacak sesler almaya başladı. Evet. Ben üst kattan geldiğini düşünüyordum. Gayet normaldi tabii ki. Yeni bir ev, tanımadığım bir bina. Tanımadığın komşular, evet. Tanımadığım komşular, insanlar. Hal böyle olunca bir süre devam etti. Gürültüler arttı, sesler arttı. Hiçbir şey farkında değilim. Fakat yanlış hatırlamıyorsam 11. ay, 12. ay sırasında aylarda bir bird duydum evin içerisinde. Fakat benimle birlikte yaşayan kızın ve annesi bundan hiçbir etkilenmediğini gördüm. İlgimi çekti ama gene hayra yordum tabii ki. Bir süre sonra bunun tıkırtılar duymaya başladım. Evin içinde? İyice, evin içinde. Evet. Salonda otururken. Tabii bu iyice beni şey yapmaya başladı, cezbetmeye. Değişik o aile sesleri dediğimden bazen kulağıma geldi. Bu beni farklı anlamlarda rahatsız etti. Hani evdeki eşimle alakalı rahatsızlıklar duydum. Evet. Bir tane Samsung cep telefonum vardı rahmetli babamdan yadigar. Evet. Onun ses kaydını alıp eve bıraktım. Aman Tanrım. Bıraksam iyiydi, bırakmış olsam daha mı iyiydi bilemedim. Gerçekten mi? Evet. Ondan sonra çılgın boyutunda. Bu kayıtlar elinizde mevcut mu şu an? Tabii. Bir kısmını bana gönderme şansımız var mı? Tabii ki. Hatta kırpabilirseniz. Konuşalım. Tamam, dinliyorum. Acayip acayip sesler. Daha sonra evime piyasada da satılan şeyden koydum. Bu priz kameralardan. Hı hı. Çok enteresandı. Onu koymaz olaydım diyorum. Gerçekten mi? Eşimin sesiyle beraber. Çılgınlıklar. Vay. Bir süre devam etti. Ben tabii farklı anlam yükledim buna. İşte şimdi beni aldattığını başka ne düşünebilirsiniz? Evet tabii ki. Görüntü yok ama. Evet, ses var. Ses tamamen ona ait. Evet. Yıllardır tanıdığımız bir ses. Bir sessiz bir ortama giriyorum da bir saniye. Tabii. Hiç acele etmenize gerek yok. Bekliyorum ben. Böyle işte. Tabii ben çıldırmaya başladım. Bu her gün. Geceleri uyuyorum. Geceleri aynı şekilde devam ediyor. Değişik isimler adı altında adamlarla. Ve ben de böğürmeler. Tabii kayıttan bahsediyorum şu anda. Ben hiçbirini duymuyorum. Fakat korkunç bir uyku çöküyordu bana.
sebebini bilmediğim, ha uykuyu severiz hepimiz ama uyumaya başladığımda sanki dünyadan kopuyorum. Narkozlanıyorum da diyebiliriz buna. Öksünlenmiyorum. Neyse artık ilaçlanıyorsunuz. Anestezi de gibi yani. Evet evet. Yani beni kesseler haberim yok. Anladım. O boyutta uyuyorum. Gecelerin tepemde börme seslerim, istersiniz. Bahsettiğim işte artık ne konuşalım? Cinsel sesler mi istersiniz? Sapkınlıklar mı istersiniz? Çok enteresan. Bunları ben bir süre yaşadım. Sonra bir şey fark ettim. Evet. Tam bu cinsellik sırasında hani eşim gibi olan diyorum artık. Ses, evet. Diyorum. Ses bırakıyor o anı, tak 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 terlik ürit gidiyor. Veyahut da cep telefonuyla bir anda sohbete başlıyor. Allah Allah. Ve iki ayrı ses olduğunu fark ettim. Bir tanesi canlı. Evet. Bir tanesi de daha soluk. Onun aynısı ama cansız diye tabir ediyorum ben onu. Efendime söyleyeyim. Dijital ses gibi diyebilir miyiz biraz? Dijital sesler ayrı. Ayrı, anladım. Mikrofonik diyordum ben o seslere evet. De. Mikrofonik yapandırdım böyle dostlarım anladım. Evet. Ben artık dayanamadım. O tarz mikrofonik sesler de duyuyorsunuz değil mi? Tabii 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 mikrofonik sesler de vardı. Benim ben videolarda olan sesler gibi. Valla şimdi videolarınıza baktım. Ona benzeyen inanın kıyaslamadım kafamda. Çünkü kafam daha yeni yeni acıldığımı hissediyorum. Şu 1-1,5 aydır. Evet. Ben çok berbat durumdaydım. Hamdolsun Allah'a. Bunlar olmaya başladı. Dediğim şeylerde yaşayınca dedim ya yok bu kadar da değil. Çünkü arkadaşım 7-24 tabiri vardır ya. Bu iş olmaz. Hiçbir insanın dünyası bunu kaldırmaz. Tabii ki. Buradan da kaynaklı. Bu normal bir şey değil. İşte üç harfli dediğimiz şeyler. Ben cin diyebiliyorum da belki dinleyecek olanlar şey yapar diye üç harfli diyorum. Dilediğiniz gibi kelime kullanabilirsiniz. Ruhani varlık diyebilirsiniz. Cin diyebilirsiniz. Hayalet diyebilirsiniz. Cinler olduğunu artık kanaat getirdim. Evet. Bu şekilde daha tabi anlatacağım size belki günler sürecek şeylerim var, anılarım var bu konuyla alakalı. Evet. Fakat ben bunlardan bir türlü kurtulamıyorum. Bunda benim cin olduğuna inandıran şöyle bir tecrübem oldu. Eşim, çocuğum ve ben evden çıkacağız. Üçümüz de evdeyiz. Ve bir davete gidiyoruz, hazırlık yapıyoruz. Ve bu hadiseler umumiyetle banyonun içinden ses kayıtları çok alınıyor ve banyonun etrafından çok geliyor bu sesler. Anladım. Yani belirli bir nokta var. Vardı. Daha sonra tabi o da değişti. O da değişti. Evdeyiz üçümüz. Ben kaydımı koydum. Artık bu bende hastalık haline geldi. Hatta ben 10 gün işe de gitmedim. Evet. Çünkü insan etkileniyor doğal olarak. Hak veriyorum size. Kaydediyorum, dinliyorum. Kaydediyorum, dinliyorum. Gecem gündüzüm birbirine karıştı. Sabahla işleri 6'lara kadar dinliyorum. Saat 7.30-8'de işe gidiyorum. Akşam koştura koştura gidiyorum. Yani böyle bir zamandan geçtikten sonra oluyor bu. Ya arkadaşım dinledim. Tabii üçümüz evdeyiz. Fakat o iş var. Evet. Seks hadisesi var. Seksi, aşırı seksi konuşmalar var. Evet. Bana hakaretler var dinleyin isminle. Senin arkandan konuşuluyormuş gibi. Hayır, biz oradayız. Ha, sen... Anladım. Evdeyiz, yani evden ayrılmadık henüz. Anladım. Ben hasıl kelam, Engin Bey, bu olaylar böyle devam etti. Orada artık kesin kanaat getirdim ki bu canlı işi değil. Bu tamamen dinlerle alakalı, varlıklarla alakalı artık adı ne olursa olsun. İnsani bir şey değil. Fakat beni şeye de ikna ettiler. Eşimin bu işin içinde olduğu, onlara karıştığı, onlarla birlikte olduğu ile alakalı çok şeyler de söylendi tabii ki buna ikna olmamda. Bu tuzağa yani düşmeyin ama. Dinliyorum. Açıklamasını yapacağım daha sonra. Birkaç sorum da olacak. Dinliyorum. Bitirmenizi bekliyorum. Beni bu şekilde düşürdüler. Yani düştüm diyeyim ya da ben hala da inanmıyorum diyeyim. Onların içinde dahil diye inanmıyorum. Ben selam. Ben şu anda onlarla olmaya alıştım. Eşimin olduğu yerden, mutfaktan, ben balkondayken eşim bana konuşuyor.
Ben ona soru soruyorum, cevap veriyor. Hatta bugün... Ruhani varlığa mı soruyorsun? İşine soruyorum. Ha, bizzat kendi işinize. Tamam. Bizzat canlı canlı mutfakta, mutfakta bir şeylerle uğraşıyor. Tangır tungur sütlerle beraber bazı sesler çıkıyor. Ben onu okuyabildiğini düşünmeye başladım artık. Bir mana verebiliyorum o tangır tungur sütlere. Hakikaten hüklük oluyor. Biraz sesinizi yükseltebilir misiniz Mehmet Bey? Tabii. İyice dinlediğimiz takdirde gerçekten kelimeler cümle haline dönüşebiliyor. Dönüşüyor da yani. Ben onları çözdüğümü düşünüyorum. Artık kafayı yemediğimi anlamak için de dostlarıma da dinledim. Kesinlikle kafayı yemediniz. Ben anlıyorum, dinliyorum. Buyurun. Merhaba. Eşim mutfakta, ben balkondayım. Bana bir şeyler... Ses tonumuz bu. Evet. Ve peşinden bir şeyler söyleniyor. Bu hakaret olabiliyor. Şerefsiz gibi, daha terbiyesiz gibi kelimeler de olabiliyor. Ben ilk zamanlar buna cevap veriyordum. İşte sensin. Ne istiyorsun benden? Bana habire evden git, evden git. Bu evde beni bir türlü istemediler. Bu ev kiralık mı? Bu ev kiralık, evet. Bu eve taşındığınız an mı başladı bu süreç? Ben o zaman fark ettim diyorum. Çünkü eşimin geçmişten böyle bunlarla alakalı olduğu inancına sahip oldum. Yaşadığım şeylerden ötürü. Böyle diyaloglar kurdum. Daha sonra bir arkadaşım bir tavsiyede bulundu. Ya dedi, sen dedi birini ciddiye alırsan dedi, o da seninle dedi devam eder. Sen dedi bunlara hiçbir şekilde cevaplar verme. Onu uyguladığımdan beri en azından gerçek olarak şey yapmıyor. Eşim ya canlı kanlıyken kayıt dışında herhangi bir diyaloğa giriyor, ben cevap vermiyorum. Biraz daha rahatladım. Ben rahatladım psikolojik olarak. Ben çok iyiyim işte. O kadar çok şey anlatabilirim ki Peki altta bu çok ayıp. bu sesleri kızınız ve eşiniz de duyuyor mu? Yani o an evdeyken. Bana hiçbir şey söylemediler. Ben de onlara bir şey söylemiyorum. Yani böyle gizli saklı oynuyoruz. Tabii eşimle benim aram oldukça bozuldu. Şu anda çocuk köpek gibiyiz. Onunla diyaloğumuz dahi kalmadı. Yani üzüldüm. Bu eve geçene kadar iyi miydi? Yok, çok iyi değildi. Yani Yani şöyle çocukken söyleyeyim. Evde bir sıkıntı olabilir. Yüksek ihtimal ben öyle görüyorum. Fakat işte aileden biri, eşiniz olabilir, siz olabilirsiniz. Bilemem. Ben bu konuya bilimsel bakıyorum. Böyle bir hacı hoca tayfası, işi bilen ya da bilmeyen tayfasından da değilim. Dikkatli olmanızı da hatırlatırım. Piyasada birçok tabiri caizse abidik gubidik insanlar var. Üfürükçü adı altında. Aman dikkatli olun. Kimseye güvenmeyin. Siz kendinize güvenin. Fakat ben analiz olarak soracak olursanız duyduklarımdan şöyle bir şey çizdim kafamda. Eşinizin veyahut da sizin geçmişte bilinçli ya da bilinçsiz farkındalık vardı ya da yoktu. Bunun sinyalleri birkaç ay veya birkaç yıl öncesinden veya çocukluktan geliyordu veya gelmiyordu. Bunu sizler bileceksiniz. Ben bilemem ama anlatımınız, ilk duyumumda hikayenizi 55 yaşındayım. 12. ayda başladı diyorsunuz. Yani 5 ay önce başlamış. Yani bu paranormal olaylar sizin hayatınıza gireli 5 ay olmuş. Ve 5 ay öncesine kadar siz böyle şeylere inanmıyormuşsunuz bile. Doğru mu? kesin. Cinin varlığına inanırım. Ya hayır Ama inan öyle yani duydu işte hani inanç söz konusu demeyelim şöyle hani en azından böyle bir tecrübeniz olmadı 5 ay öncesine kadar. Ve birisi bir şey daha anlatsa işte salı gördüm uçuyordu havada dese inanmıyordunuz öyle diyeyim. kendi elimle Bakırköy'e götürürüm, açık söyleyeyim. Evet anladım. Kendi elinize Bakırköy'e Bakırköy'e götürürüm. götürürsünüz o kişiyi. Evet. Evet. Sizi anlıyorum ve hak veriyorum. Bazen biz de eşimle çekimlerde diyoruz birbirimize gülüyoruz. Yani delirdik mi biz diyoruz. O bana gülüyor, ben ona gülüyorum. Tabii bu yaşayan bilir, sizi anlıyorum. Fakat evde bir anomali bir durum var bence. Bu ev İstanbul'un neresinde, hangi semtinde? Yani merakımdan sordum.
İstanbul bahçelerlerde. Peki müstakil bir ev mi? Nedir yani? Yok. 40 senelik. 40 senelik. Belki Yani 40 senelik apart, yapılmış. 5 katlı apartmanın Apartman 3. katı mı? tabii. Örnek veriyorum yani. Ay, ya tam dediğiniz gibi. Ya Evet. Merkezi yer. aktif bir apartman. Her yerde insanlar yaşıyor falan filan. Merkezi bir yerde. Anladım, Orada anladım. çalışmak Ya içerisinde. bu tür varlıkların şunu öğrenmiş oldum ben çalışmalarımda. Yer kavramı yok. Fakat ben iletişime geçmek istediğim varlık türü seçebilir miyim? Algoritmasını biraz zorluyorum. Yani bu seçenek biz insanoğlunda var mı diye antik yerlerde başladım bu olaya. Ve geçmiş yaşanmışlıklarla ilgili bir temas mücadelesindeyim. Fakat yani bu herhangi bir bedene ihtiyaç duymayan varlık türleri maalesef gerçek. Bunu artık kabullendik biz. Sizin de kabullendiğiniz artık şüphem yok anlattıklarınıza göre. Kesinlikle. Evet, yani nasıl bir varlık türüyle iletişimdesiniz? Onu bilemem. Fakat önemli birkaç sorum olacak. Hazırsanız. Böyle. Herhangi bir fiziksel temas oldu mu bedenen? Başınıza dokunmak, kolunuza dokunmak, işte ayağınızı tutmak, ne bileyim veya birisi sırtınıza dokundu gibi. Fiziksel temas, birebir. Şimdi ben onu fiziksel temas olarak algılamadım ama ve lakin geçmişe doğru düşünürsem sol bacağım baldırımda zaman zaman böyle çimdikleme mi diyelim, bir şeyler batırma mı diyelim, öyle bir şey hissedip kaşıyorum geçiyor. Evet. Enflemin altında bir bölümde böyle bir gıdıklanma hissi hissediyorum. İş yerimde, evde fark etmiyor. Böyle bir şeyler hissediyorum. Ensemdeki ve bacağımdaki ömrü hayatımda şu son, bu da bir aylık zaman diliminde yanlış hatırlamıyorsam Evet. böyle bir hissiyatlar yaşamadım. Ama onlara bağlasam mı bağlamasam mı bilemedim. Ya şöyle ensem dediğim gibi sanki bir tüy mü dokunuyor ya da böyle bir nasıl tarif edeceğimi de bilemiyorum. Garip bir şekilde Hafif bir dokunuş, gıdıklayacak gibi. hafif de bir tek sayılmaz. Yani bir değişik bir tür. Hani kaşıntı değil, hani bir oramız buramız kaşın o tarzda da değil. Evet. İlk defa tanık olduğum bir şey oldu bu. Elimi götürüyorum, kaşıyorum. İlk önceleri el yakalamak için şöyle bir etrafında dolandırdım. Bir şey yok. Bu her zaman olmuyor. Siz Ben her acaba zaman... büyük bir arı kondu falan mı zannediyordunuz? Hani verdiği hacim ağırlık olarak. Yani bir şey kondu da değil. Bilemiyorum ya, tarif de edemiyorum. İlk defa yaşadım bunu. Evet. Ensemdeki hadiseyi. Ensemin de biraz altına doğru. Evet. Bilemiyorum yani, eğer oysa o, yoksa, ve bunu genellikle düşündüğümden sonra veya biriyle bunu konuşurken oluyor. Daha Evet. dikkat ettim ama cin meselesini ya da Şu an olabilir sanki diyorsun. bilemiyorum, belki de olabilir yani. Evet. Ayrıca bir şey daha dikkatimi çekti. Ben ona sordum. Sen neredesin dedim. Bununla bu kayıt yaptığım cihazı onları dinlerken kulaklıklarla Evet. gayri ihtiyarı dayanamayıp bir şeyler küfür ediyorum. Bir şeyler yapıyordum önceden. Kendimi rahatlatıyordum daha doğrusu. Evet. Sonra baktım bana cevap verdi. Beni düşündüm. Ne? Dedim bana cevap verdi. Kayıtı dinlerken etrafımda kimse yokken kayıt dinliyorum. Tamam. Bu sırada dedim ki sen neredesin? Tabii bu hep benimle eşim sesinde olan diyalogda. Evet. Ben dedi her yerdeyim. Hatta ben senin dükkanına da geliyorum dedi. Şaştım kaldım. Daha sonra düşündüm. Ya arkadaş, ben şimdi bir arkadaşım var çok sevdiğim. İyi bir dostum. Ona günlük neredeyse biz 10-15 dakika düzenli telefon trafiğimiz olur. Beni derdimi dinler açıkçası. Bana terapi Evet. olur diyebilirim. Günlük olanları anlatırım. Kayıtta dinlediklerimi anlatırım. Tabii bu arada da anlatırken de neler olur? Bazı fikirler gelişir. İşte ya şunu mu yapsak, böyle mi olsa, böyle mi oldu? Babında. Bu sıra bunları konuştuklarımızı ya bir gün sonra ya 2 gün sonra, hepsi değil tabii ki, bazılarını kayıtta dinliyorum. Örneğin ismini vermeyeyim şimdi. Bir arkadaşım, dediğim bir arkadaşlarımdan biri. Ben onunla sadece telefonda konuştum. Ya dedim seninle konuşmam lazım. Benim dedim sıkıntılarım var, patlayacağım. Evet. Üstünde falan tabii şöyle konuştuk telefonda. Hiçbir şeyden bahsetmedi.
buluşma yerini ayarladık. Buluş sohbet yerimizi. O akşamki kayıtta kızımın sesi bu sefer. O içeride. La ilahe illallah. Onun ismini söylüyor, içeride diyor. Yani bizimle anlamı taşıyor. Evet. Daha sonra başka bir arkadaşımdan, bu arkadaşım uzun zamandır görüşmediğimiz telefonunu istemiştim. Onun adını telaffuz etti. O içeride. Hayda. Ya arkadaş, bunlar benim. Ben üç tane erkek kardeşim var. Üçünün adını getirdi. Bir tane eniştem var. Onunla şeyler yaptıklarını, yani o cinselli yaşadığını bana söyledi. Ve etrafımda erkek ismi kalmadı artık. Kimi telaffuz etsem onunla ya cinsellik yaşıyor, yaşamış gibi gösteriyor tabii ki, ya da onunla alakalı şeylerden bahsediyor. O zaman benden de bahsedecek bu akşam. Muhtemeldir. Artık Çok merak ediyorum benden nasıl bahsedecek. Lütfen bununla ilgili irtibatta kalalım. Bir gelişme olursa bana dönüş yapın. Çünkü ben biliyorsunuz onları biraz dürtüyorum. Bilinçli olarak. Bilinçli olarak biraz onların da şaşkın olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple çok merak ediyorum. ben şimdi eve bir tane gizli kamera koydum demiştim. Bir Evet. tane de eşim, onu da eşim ve çocuğum biliyor. Bir tane de tam böyle yaşadığımız alanı, banyo, yatak odaları hariç Hı. alanı gösteren güzel bir konuma eşimin de çocuğumun da bildiği, gelen misafirlerimin de gördüğü, ne olduğunu sorsa söyleyeceğim. Bir kamera koydum. Çok enteresandır. Bazı zamanlar korkunç otomatik görüntü aktarıyor bana. Arka arkasına. Evde kimse yok, senin olduğundan bahsediyorum. Çizgiler çıktı, dedim acaba kamera mı bozuyor? Sonuçta piyasadan aldığım işte Piksel mi bozuyor? piksel bozuyor, evet. Anladım. Onlar. Aa, asıl ben önemlisini söylemeyi unuttum size. Buyurun. Ben evet bir kamera koydum demiştim ya. Evet. İkinci bir kendim izlediğimi düşündüm, bir kamera koydum. Hı Yani hı. eşimden, çocuğumdan. Öyle de güzel bir yer ayarladım ki. İnanın ben onu yarım saat, bir saat, iki saat uğraşıp ancak durabildim, çalıştırdım. Evet. Evde kimse yok. Eşim işinde. Hı. Eşim işine gidene kadar da takip ettim. Gelmesi 15-20 dakika yürüyelim. Ben kurdum, evden çıktım, cep telefonumdan bakıyorum, gayet güzel çalışıyor. Ne zaman kapattığını bilmiyorum. Bir dönem kapattım çünkü evde kimse yok. Ne Evet. çekti? Çünkü ben aldatıldığımı düşünüyorum o Hı dönemde. hı. Görüntü yok. Bağlantı yok. Offline görüntü. Akşam eve geldim. İnanmayacaksınız ne gördüm. Bu Ne beni çok çıldırttı. gördünüz? Gittim kameranın yerine. Bekledim, çocuğum uyusun, eşim uyusun. Gizli ya. Evet. Arkadaş, bunun fişi çekilmiş. Ve on konumundan düğmeden onu alınmış. Ofu alınmış. Evet. Gel de çıldırma arkadaş. Bu varlıklara fiziksel müdahalesi yok diye biliyoruz. Var. Ben de eşime dedim. Aha bu dedim. İşte nokta nokta affedersiniz ama o anki psikolojimi Evet. anlarsınız diye Öfke söylüyorum. patlarız. Tabii eşime asla bir zarar vermedim. Bu konuları da açmadım. Onu da söyleyeyim burada. Aklımdan İnşallah. daha çok şükür geçirmedi. Evet, çok güzel. Allah'a Tebrik hamd ederim. olsun. Bunu da yaşadım dostum. Yani enteresan bir olay. Ben de bunlara gelecektim. İşte görüntü var mı? Veyahut da anomali aktivite fiziksel size var mı? Ya da anomali aktivite yine fiziksel elektronik cihazlara var mı diye. Ben sordum bir tanesini. Diğerleriniz kendiniz getirdiniz. Beni yormadınız. Anlattınız. Güzel oldu. Ben o evde bir sıkıntı olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki emin olmamakla birlikte bu bir tahmindir. Fakat yüksek ihtimal o evde bir ekstrem durum var. Durum. Yani ekstrem bir durum var. Bir enerji artık orada yaşıyor. Oraya sahiplenmiş. Yani oradan siz çıksınız. Ben gitsem benim başıma da hemen hemen paralel aynı şeyler geleceğini düşünüyorum. Ve gerçekten o eve gelip ölçüm yapmak isterdim yani. Çekim yapmak, seans yapmak isterdim. Vallahi Ama ben de
size ulaşmak istememin sebebi o, bazı kameralarınızı gördüm. Evet. Önde çizgilen şekillerle şekil gösteriyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, ben şu kadarını söyleyeceğim. Bazılarının şu an sizin elinizde olmasını tavsiye etmem. Sizi çok ürkütebilir. O yüzden de öyle bir alternatif sunmak istemiyorum. Yoksa çok basit ama bence ne kadar uzak o kadar iyi sizin açınızdan. Çünkü anlattığınız şeyler çok üst seviye bir iletişim. Siz korkutmak istemem ama üst seviye bir iletişimdesiniz. Hem de istem dışı. Yani ben istem içi yapıyorum. Ben istediğim için oluyor. Fakat sizinkisi tamamen istem dışı. Bu ne kadar tehlike arz eder? Psikolojik olarak sizi ne kadar etkiler? Bunu hesabını, vebalini kabul edemem. Ama korkutmak da istemiyorum. Gerçekleri de söylemek zorundayım size. Ben diyorum ki yüksek ihtimal gerçekten o evle alakalı. Çünkü siz dediniz bu eve taşındık ve başladı. Doğru mu? Yani daha önce hani sesler duyulur, komşudan gelir, dışarıdan gelir. Yani eski evinden bahsedeyim. Bir akşam yalnızım evde. Kimse yok. Yan binadan geldiğini düşündüğüm, şuna söylersiniz, pornografik. Evet. Korkunç bayan bağırmaları, kadın bağırmaları evet. Geldi. Ama ben bunu tabii komşu dedim. Coşmuş maşallah. Evet. Değerlendirdim. Evet. Bir kere oldu. Bir de bundan 5-6 sene evvel yanlış hatırlamıyorsam elime kına yakılmış olarak uyandım. O başka bir şey. Yani onun bilimsel olarak açıklaması olabiliyor. Kan dolaşımıyla alakalı, oksijen yetersizliği gibi. Ben yıkadım. Kınayı yıkadım. Ve turuncuydu. Ha, çıktı mı yıkayınca? Tabii. He, o zaman... Kına vardı. Eşime de gösterdim. Tamam, o zaman bildiğimiz kına var. Anladım. Diye. Elimden kınayı ben yıkadım. Bu başka bir konu. Bu evet. Bu başka bir mevzu. Bu bildiğiniz kına yakmışlar size yani. Ama buna benzer mesela diyaloglar da duyuyoruz. Onun bilimsel açıklaması var. Fakat sizin anlattığınız yıkadım kınayı çıktı diyorsunuz. Onun hakkında yorum yapamam. Yani onun hakkında ya. Benim de aklıma başka bir şey gelmiyor yani. Sizin düşündüğünüzde paralel. Aynı şeyi düşünüyorum ben de. Ama o zaman ev tetikledi diyelim. Biraz daha dozajı arttırdı. O imkanı sağladı. O enerjiyi onlara verdi. Diyebilirim şu an için. Yani yine ben eve bağlamak istiyorum. Evet, genelde eve bağlanıyor. Şöyle bir şey daha oluyor. Bu da çok enteresan. Belki duymuşsunuz, belki ilk defa duyacaksınız, bilemiyorum. Korkunç bir hafızamda eksiklik oldu son dönem içerisinde. Uykum geliyor. Bu eski evde de vardı. Evet. Bir anda korkunç bir uyku basışı. Evet. Sanki bana ilaç verilmiş. Hı-hı. Gözlerimi açamıyorum. Ama öyle böyle değil. Bazı şeyler söylemek için yayınlanmasını istemediğim için onu sözler evet. Paylaşmam lazım. Evet. Eski evde de bu oluyordu. Ben bunu farklı yorumladım. Onu hı-hı. Size özellikle söyleyeceğim. Hı-hı, tamam. Fakat bu zaman da bilim içerisinde şunu fark ettim. Ölü gibi uyuyorum. Ölü. Kafemdeki seslere baktığınız zaman gorultular. Bir gece kalktım sabah. Sanki bir kova kış günü üzerime bir kova su dökülmüş. Yorganım, yastığım, üstüm başım. Korkunç bir ter diye düşünmüştüm. Evet. Fakat bilmediğimde tepemde böğürtüler. Benim böyle... Dislerim. Beraber dinledim. Burada şöyle fark ettim. Evet. Bu balkonumda dinliyorum. O dönemlerden de bahsediyorum. Hala da yapıyorum bunu ama çok fazla uzatmıyorum artık. Az önce çıkardığınız ses. Evet. Yani. Yani duyduğum bir taklit. Evet, duyduğunuz bir taklidi yaptınız. Ama ben şu kadarını söyleyeyim. Çok iyi yaptınız. Biraz fazla iyi yaptınız.
Çünkü onu defalarca dinledim. Acaba evet. Ondan olabilir mi? Yoksa ben mi karıştım? Evet. Benim yani aklıma ürkütmek istemem seni ama gerçekleri söylemek zorundayım. Bu benim işim. Lütfen. Yani az önce yaptığınız canlandırma insanüstü bir yetenekti yani. Allah Allah. Evet. Yani Hollywood'a gitseniz çok güzel iş bulursunuz seslendirmede. Sizi havada kaparlar yani. Çünkü insanlar bu sesleri yakalayabilmek için stüdyo ortamında 40 tane düğmeye basıyorlar. Yani 100 tane filtreden geçiyorlar. Bu tarz efektleri yakalayabilmek için. Ben çıkartabiliyorum. Anlatmak için bunları, yaşadığım duyguyu karşıya verip de beni anlamalarını sağlamak için. Evet. Duydukları sesleri. Anlıyorum ben, anlıyorum. Ben derdinizi ortak arıyorsunuz ki çıkmak için evet, bu olaydan. Ve deli olmadığımı kendime ispat etme derdine düştüm, biliyor musunuz? Tabii, yok estağfurullah. Hiç de deli değilsiniz. Kullandığınız Türkçeden yola çıkarsak ve anlattığınız hikayenin baştan ve gelişme ve sonucuna daha gelemedik sonucuna ama başlangıç ve gelişim kısmı gayet iyi, akıcı geçiyor. Gayet sakin, nezih, işinde gücünde bir beyefendiyle konuşuyoruz. Eşi de çalışıyormuş, onu da öğrendik. Yani sıradan bir aile, sadece yaşadıkları anomali bir durumu bizimle paylaşan bir vatandaş olarak görüyorum ben sizi. Ki dinleyiciler de öyle görecek. Biz ona takılmayacağız. Bizim takıldığımız konu şu. Sizin yani bu yaşadığınız süreç ne zaman başladı? Nasıl devam ediyor? Aşamalı mı şiddetleniyor? Yoksa inişli çıkışlı mı bu şiddet? Yani ilk etaplarda daha mı zayıftı sesler? Veyahut da bu fiziksel temaslar sonradan mı başladı? Evin içinde herhangi bir eşya kıpırdaması, yer değiştirmesi veya işte bir kırılma sesi, yere işte atıyorum bir kitap düşme sesi ama bakıyorsun hiçbir şey düşmemiş. Veya işte mutfakta tencereler düşmüş gibi duyuyorsun. Bakıyorsun ama hiçbir şey düşmemiş. Bu tarz şeyler yaşıyor musunuz? Dün akşam oldu. Daha önceki akşamlarda da olduğu gibi anlam veremediydim. Dün akşam artık her akşam da kayıt koymuyorum. Her gün de kayıt koymuyorum. Böyle bir anda içtiği zaman yapıyorum onu. Dün akşam üzerime böyle bir ürperti geldi. Bu çok nadir olan bir şey. Evet. Ürperti gelince tabii rahatsızlık duyuyorsunuz. Korktu gibi anladığım bir ses duydum. Hı-hı. Bir böğürtü var. İlk zamanlarda duydum. Kayıtlarda da çok duydum. İsmine K deniliyorlar. K dedikleri biri sanki onların üst seviyesinde bir gibi emir komuta evet, rütbeli gibi. Anladım. Evet, rütbeli gibi. Dün akşam ona benzer ses duydum. Ve tıkırtı duyuyorum. Fakat o tıkırtı terlik tıkırtısı değil, herhangi bir düşme değil, anlam veremiyorum. Dün akşam 15-20 dakika uyumadan dayanabildim. Uyumadan yatağımın içerisinde, kayıt da yapılıyor tabii bu arada başucumda. Hı hı. Kayıt dediğimde benim cep telefonu rahmetli babamdan geldi. Evet, evet. Onun ses kalmak bölümü yani, ses kayıt bölümü. Evet. Tıkırtı. Mehmet korktu. Tarzında. Evet. Anlam veremediğim sesler ve eşimin oradan gelen bir kadının sesine benzettiğim çok zayıf bir ses. Adam bu sesi duyduğum zaman diyorum acaba kayıtta da var mı? O varsa tamam, duyduğumu düşünüyorum. Var mı? Tabii ki de var. Tamam. Çok şükür. Tamam, tamam. O kayıtları bekliyorum telefon görüşmesinden sonra. Tabii ki onları memnuniyet yapacağım. Kısa kısa kırparsınız. Net duyulduğu o 1-2 dakikalık yerlerden seçin özel böyle. Bir 8-10 dakikalık bir şeyler atın veya 3-4 dakikalık veya birkaç saniyelik en önemli anları. Şöyle söyleyeyim, dün akşamki olanı kayıdan bahsedeyim. Aynı sesleri orada da duydum. Tek gene benim gitmem gerekiyor. Beni işte artık tam söyleyeceğim. Size kusura bakmadım. Seni siktir, seni sikeceğiz. Evet. Bu şekilde hani bunlar yaptık, yapıyoruz. Bilmem ne. Bunu daha evvelden de öptük öpeceğiz diyelim bir dahakine. Peki özür dilerim o zaman. Tamam. Kaptırınca kendimi gidiyorum. Önemli değil. Öptük öpeceğiz. Kıyafi anlarız. Tamam o öpmeler ayrı. Anladım ama biz yine de öpme diyelim ona. Biz anlarız. Bunları da kayıtlarda da duydum. Anlam veremediğim sıkıntıları diyebilirim ki 15 gündür muayen zamanlarda bazı akşamlarda duyuyorum. Aynısını kayıtta da duyuyorum.
efendime söyleyeyim. Fakat öğretmen tahsil ettiğiniz pencere düşmesi. Zaten pencere şu an sizi dinlerken ben de duydum galiba. Kayıttayız sonuçta. 33-52 olmuş kayıt süremiz. 33-52 unutmayayım. 33-50'de ya da 33-45'te. 33-45 diyeyim, aklımda öyle kalsın. 33-45'te sanırım bir konuşma sesi geldi Ruhayni. Dinliyorum. Şu anda benim yanımda. Evet, geldi. Evet. O ben aynı sesi eşimin yanında. Eşimle telefonla konuştuk. Genelde WhatsApp'tan görüntülü. Normal konuşuyorduk. O sesler gelince görüntülüye bastım. Hani aslında başka şeyler var ya. Evet. Tabii cihazın sesinde o K dediğimizin sesi, börtüler. Kızımla konuşurken de birkaç defa geldi. Şimdi mi? Yok. Muayyen zamanlar birkaç kere. Hı hı. Çünkü duyduğunu söylediğimiz seslerden. Evet. Böyle Engin Bey, yani şimdi benim bir sıkıntım var. Bu sesleri kesemiyorum. Kesip de göndermeyi beceremiyorum. Bütün olarak sesi gerekiyor. Bu da 500 megabayt falan olduğu için. Kaç dakikalık bir süreç bu? Yani kaç dakikalık bir kayıt bu? Ya bu kayıtlarım benim için akşam yatarken koyuyorum. Sabah kalkma durumuma göre 6 saat, 7 saat, 5 saat gibi zaman dilimine diye gidiyor. Bu da büyük bir dosya oluyor. WhatsApp'tan. Yani siz şöyle yapalım. Siz tamamını da atsanız önemli değil ama atıyorum 6 saatlik kayıt attınız bana. Bana deyin ki işte 12. dakika 53. saniye şunu diyor mesela. Onları şimdi not almadım diyorum. Hiç acelesi yok. Acelem yok. Yarın olur, yarından sonra olur, 3 gün sonra olur. Hiç acelesi yok. Fırsat bulduğunuzda 3-5 tane böyle ayıklayıp yakalasınız. Tahmini zaten ezbere bildiğiniz vardır birkaç yer belki. Kolay bulabileceğiniz. Olabilir yani. Yeterli. Şimdi bunları şimdi nasıl söyleyeyim gerçekten yani onların derdini öğrenmeden onlardan kurtulamayız gibime geliyor. Gitmiyorlar bana. İşte Mehmet git. Tamam, onların derdini öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ilk etapta. Ancak onların derdini öğrenebilirsek bir yol çizebiliriz. Bence siz bir dahaki temasta gidemem ama bana derdini söyle diyebilirsin, ısrar edebilirsin. Benden başka bir şey iste. Ne istiyorsun? Sana yardım etmek istiyorum da. Sana yardımcı olmak istiyorum da. Yani zıtlaşmak yerine, meydan okumak yerine, o da bir tercihtir tabii ki. O da bir yöntemdir aslında ama bence ilk etapta pozitif bir şekilde sana yardımcı olmak istiyorum. Ne yapabilirim diye sorun. Yani benim şahsi fikrim bu. Vallahi bana kim çocuk kim de verse desin üzülürüm yani, mantığıma uygun. Yani ilk etapta bence ne istediklerini öğrenelim. Ama hani git İçimden değil de ne? İçimden ayrılıyorum. Yani var mı daha ötesi? Yuvam sözü yani. Ailem dağıldı. Biraz sonra bu sebepten dolayı mı? Anası dedi buna dönüştü. Aslında normalde de tek biçimli olmasa da. Peki bu sesleri eşiniz duymuyor mu hiçbir zaman? Çocuğunuz sadece siz mi duyuyorsunuz? Şimdi çocuğum hiç bana bir şekilde bir şey bahsetmedi. Ona da bahsedip çok istemedim. Sen de onun psikolojisi bozulsun istemiyorsun, anlatmak istemiyorsun. Çocuğumla alakalı evet. Eşimin ben bu işin içinde olduğu kanaatinde olduğum için. Sen şey mi düşünüyorsun Mehmet Bey? Hani sana büyü yaptılar falan, öyle bir şey mi düşünüyorsun? Büyü aklıma gelmiyor, yok. Benim düşündüğüm net olarak şu. Eşim geçmişten beri varlıklar adını birlikteydi. Evet. Onların içine dahil olmuş. İşleri istemeye her nasılsa. Evet. Bu dahiliyeti çerçevesinde de bunu ben sonunda fark ettim yıllar sonra. Yani artık seni istemiyorlar moduna girdin sen. Duyuyorsun. Valla istemiyorlar modunu artık öyle bir şey düşünmedim ama belki. Yani seni ayırmaya çalışıyorlar gibi. Bu büyük geldi. Buna da sebep olan şöyle bir tecrübem oldu. Şimdi bu rahmetli babam cep telefonu değiştiriyorum ya. Evet. Tabii doğal olarak ekran kilidi koyuyoruz, şifre koyuyoruz. Evet. Atıyorum ya da bayağı bir zor kilit koydum, noktalar vesaire. Evet. Bir dönem gizlediğini zannediyordum.
kendimce çok güzel bir yere toplamıştım. Kayıtlar yapıyorum günübirlik. Hı hı. Bu sayıda başladığımdan bir ay sonra falan oldu. Yani Ocak ayı sonlarına denk geliyor. Bir gün açtım, direkt telefon açıldı. İlgimi çekti. Nasıl açılır? Şifre istemesi lazım. Biraz yüksek sesle, Mehmet Bey. Tamam. Kilit açıldı. Kilit açıldı, şifreler bölümüne gittim. Ekran kilidi kapalı. Anladım. Adam bunu bir ay boyunca en az günde 10 sefer, 20 sefer şifreyle giriyordu. Doğal olarak içim aklıma geldi. Dedim bu sözümüzü açtırdı falan filan. Kıdırttırdı falan, evet. Tabii yazı suçluyorum aklımda. Hı hı. Tabii karşısına çıktım. Dedim, şimdi bir daha konuştu ruhani varlık, yine duydum. Devam et. 39-32. Diğeri 34-45'ti. Bir saniye. Bir saniye not alayım. 39-30. Şu an bizle beraberler. Allah onlara yardım eylesin. Bir saniye geliyorum. Bana da ne yapıyorsun diyorlar. Aptal dediler. 34 45 diyelim. Bu da 39 kaçtı? Neyse 39 diyelim. Ben dinlerim orayı bir dakika boyunca. Duyuluyor zaten çok net. Küçük bir kelime söylüyor sadece. Bana da şey dediler. Ne yapıyorsun? İki defa dedi. Şimdi sesine benzeye. Şimdi mi? Evet evet. Siz mücadele istediğinizden sonra. Kayıtta var mı? Bilmiyorum kayıtta çıkar mı? Fakat ben duydum. Şu anda konuşuyor. Evet gitmedi duydum. 41-0-0 diyelim. Şu an ilk defa böyle bir şeye tanıklık ediyorum. Ooo ne mutlu bana. Enteresan bir durum. Vallahi o zaman buyurun gelin. Burada. Ya yani ben Antalya'dayım çok uzakız ama yani... Dağataya, tabii Dağataş'a bayıra gidiyorsunuz Engin Bey. Gitmediğiniz yer yok videolarınızın takipçisiyim. Evet. O yüzden... O taraflara Haziran gibi niyetim var. Uzun bir zaman değil, bir ay gibi. Harika, bayram sonu yalnız kalacağım. İşimle yani sıkıştırabilirsem zorlayacağım. Emin olun. Çok müsaadet olur. Bayram sonrası muhtemelen yalnız kalacağım evde. Yalnız yaşayacağım. Buyurun bir misafirim olun. Evet. Gelin ne yapıyorsak yapalım. Ben gideyim çıkalım. Senle beraber. Yani bu kadar detaylı bir hikaye duyacağımı düşünmüyordum. Artı hikaye dinlerken hikaye içinde gizem yaşayacağımı bilmiyordum. Tecrübe edineceğimi bilmiyordum. Değişik oldu benim açım. Benim için de bir ilk oldu. Çok merak ediyorum. Şu an beni duyuyorlar seninkiler. Yani şu an izleyiciler acaba ne düşünecek? Haydi Engin Bey'i de kaybettik. Ama bu bir gerçek işte. Maalesef bu yaşam formları var. İster kabullenelim, ister kabullenmeyelim. Hep vardılar, hep de var olacaklar. Yani insanların aklına yaşam geldiğinde illaki bir beden geliyor. Bedene ihtiyaç duymayan yaşam formları da var. Var yani. Menet dediler gene. Evet, doğrudur. Yani teşekkür ettim paylaşımın için. Birkaç tespitte bulundum. Deneyebilirsin. Arkadaş çevren peki demiyorlar mı? Mehmet Bey, Mehmetciğim gelelim eve. Madem yenge yok mesela atıyorum. Yarın madem yenge yok. Gelelim senin evde kalalım. Bir tecrübe edinelim. Veyahut da işte inanmak isteyen böyle bir ana. Hiç böyle çevrenden teklif gelmedi mi? Veya sen davet etmedin mi? Ben davet etmeyi dahi düşünmedim. Bunu paylaştığım insan sayısı bile çok az. Çünkü internetten araştırma yapabiliyoruz, bakabiliyoruz.
özellikle paylaştığımız kişilere de musallat olabiliyorlarmış veya onlar da sahil oluyorlar, görmeni gidiyorlar, neyse adı. Evet. Bizden pek kimseyle paylaşmak da istemiyorum. İnsanları düşündüğün için. İki kişi var şu anda derdimi paylaştığım. Bir tanesi zaten battıysa tamamen battı. Günübirlik. 3 tane olduk, 3 kişi pardon. Bir tanesi günübirlik paylaştığım insan. Diğer arkadaşım da Pomak, gençliğimizden beri arkadaşı, o habire anlatırdı. İşte günler şöyle, günler böyle. Evet. Ondan günlük vardı. Ben ona tabak dinlerdim. Tabak dinmiş gördük. Evet. Kimseyi de davet etmedim ama şimdi evde aile ortam olunca korkuyorsunuz. Peki bir müftülüğe gidip... Kendini ispatlamış, gerçekten kendini dine adamış, manevi duyguları yüksek bir kişiyle iletişime geçip eve davet etmeyi düşündünüz mü? Valla tam 1 Mart'tı. Karşıda zamanı vermeyeyim, oraya bağlı olduğunu duyduğum yere gittim. Bir şekilde bir kadar söylediklerini duymuştum. Zaten şarlatanlar hemen işi paraya döküyor. Tabii ki ya. Benim bahsettiğim resmi kurumlarda... artık bunu araştırmaya döken, gerçekten bir şeyler benim gibi çözebilir miyiz, yardımcı olabilir miyiz kafasında insanlar bulabilir misiniz diye kamuda. Öyle bir yerler bulamıyorum, bilemiyorum. Sadece o bahsettiğim bir yere gittim. Bir arkadaş götürdü, o işte Pomak dediğim arkadaş. O günden sonra o öpme sesleri bitti. Ne? Sadece öpme sesini bizi davetkar öpme sesleri geldi. Anladım. O korkunç olan, işte çok edeple şey olmayan kötü sesler, öpme sesleri bitti. Evet. Öyle bir tecrübe yaşadım. Tam 1 Mart'tı. O günden sonra yok. O vahşi olan sesler, yani böyle artık böyle dinleyenler anlasınlar vaziyeti. Evet. Ömerlik gitti, geçti, gitti. Oradan öyle bir yardım istemiştim. Farklı bir şey daha yaşadım. Bilmiyorum, vaktimiz var mı? Buyurun, dinliyorum. Var var. Dinliyorum, buyurun. Bu da benim için bir dönüm noktası oldu benim adıma. Şubat ayı ortalarıydı. Ben çılgınım tabii ki. Çünkü burada anlatmam. Çok iğrenç bir şey yaşattılar bana. Ben gerçek olarak biliyorum, bildiğim dönemlerdi. Evet. Bir gün eve geldim. Ben işe gidiyorum ama işin derdinde, kulaklığı takıp dinleme derdindeyim. Eve geldim. Korkunç berbatım ama. Korkunç berbatım. Rabbül alemine elhamdülillah, hamdolsun. Beynimin içine dinlerken bir aydınlanma geldi. Şimdi şöyle, eşim beni aldatıyor, inancındayım. Bunu kız kardeşim, kardeşlerim, annem dahi biliyor. Beni aldattığını gösterdiği kişiyi de söylemeyeceğim. Ben özelde söylerim onları. Evet. Biliyorlar, hepsi bana oyun yapıyorlar. Hepsi benimle bana bir ders vermek istiyorlar. Gidikliğinin içerisinde böyle bir ferahlık açıldı. O öyle bir rahatlığı ben hayatımda yaşamadım. Birden mi geldi bu rahatlık? Bir anda geldi bu fikir. O fikirle beraber sanki beynimin üstünde gökyüzü açıldı. Kalbim rahatladı. Vücudumdaki o gerginlik gitti. Ruh halim düzeldi. Mutlu oldum, mutlu. Unuttuğum şeyi yaşadım. Kafamdaki o kapkara pencere... Yani mutsuz olacağınız yere tam tersi bir mutluluk geldi. Öyle mi? Evet, aynen, bak çok iyi ifade ettiniz. Mutlu oldum. O günden sonra ben bambaşka bir insan olduğumu zannettim. Daha böyle yukarıdan baktığımı gördüm. Daha böyle tepeden bakıyorum. Beni deniyorlar. Bunlar bana ders veriyorlar. Hepsi beraber birleşti. İşte bacım, anam, kardeşlerim, beni seven herkes, habersizim, haberdar, ilk gayeleri beni adam etmek, bana ders vermek, artık sebep neyse. Evet. Ya Rabbi, hamdolsun sana.
O gün herhalde ben paçayı yırttığımı düşünüyorum. Hani kafayı yemedim. Evet. Bıraktığım, ne bileyim artık. Evet, evet. O kadar heyecanlanıyorum ki o aklıma geldi. Sonuçta rahatlamışsın. Yine enteresan bir tecrübe oldu. Az evvel içime söyledim, o telefon olayı vardı ya. Evet, evet, şifre olayı. Yarım kaldı. O da zaten beni eşimin onlarla birlikte olduğu fikrime getiriyor. İşte fark etmiştim, şifre açılmıştı. İçime dedim, geldim bak, bununla ben burayı evi dinlediğini biliyorsun. Kayıtlar yaptığını biliyorsun. O kayıtları dinlediğini biliyorsun. Dedim, bir kulaklı sayın da. Dedim ben buna şifre koymuştum. Bu dedim şifre kapatılmış. Sen mi kapattın dedi. Dedim evde sen varsın ben varım. Sen biliyorsun ben biliyorum. Yani bilen yok. Ben koyduğuma göre niye kapatayım? Kapatsan sana niye söyleyeyim? Yani. Yalan söylüyorsun dedi. Sana hiç rahatmadı. Lafla saldırganlaştı. Tabii ben geri çektim kendimi. Aklım hemen dedi. Ya dedi bu kadın bunlarla beraber. Aradan bir zaman geçti, benim beynimi kurcalıyor tabii. Hep de kızlara çok basit ışıkta koydum. Nasıl açılıyor da bunun düzenliği var. Şifre de çocuğum açmasın diye artık. Bak bir şey yaptım orada. Aradan zaman geçti, bu beni iyi bitiriyor tabii ki. İçime tekrar dedim. Bak dedim, burada dedim büyük bir sorun var. Bunu dedim, sen açtıysan diyorsun. Hepimi şifre kıramayız. Ben sıradan insanlarım. Bunu dedim, sen açtıysan benim sorunum var. Ama dedim, dediğin gibi senin haberin yok ve bu açıldıysa dedim, üçümüzün yani senin kızımın benim sorunumuz var dedi. Evet. İnanın hiç üstünde durmadı. Sen açmışsındır için tam hatırlayamadığım kelimelerle olayı tamamen geçiştirdi ve ben orada dedim, tamam kardeşim bu dedim, bunlarla beraber. Bunlarla derken üç harflerle. Üç harflerle, varlıklarla artık evet. Adı neyse. Evet. Adını da bilmiyorum. Herhalde zindir muhtemelen. Orada böyle bir kanaate vardım. Ya anlatacak çok şeyim var. Yani bu saatte 2 saat, 10 saat kayıtlar yetmez. Benim için enteresan olanlarda istersen bir iki tane daha bu aktarayım. Belki orada bana yardımcı olacak şeyler bilgilerinizden istifade ederim diye. Bir kayıtta ben buna diyorum. Şimdi hatırlayamadım. Kayıtta mıydı ben soruyor muyum? Ben hatırlayamıyorum. Fakat şöyle bir diyalog geçti. Dinliyorum. Dedim sen kimsin? Ha bu arada onlar evvel sen kimsin? Diyor. Evet. Ben içimin içini söyleyerek buyum diyor. Neyi söyleyerek buyum diyor? Eşimin adını burada vermek istiyorum. He anladım. Eşinizin adını söyleyip ben buyum diyor. Anladım. Ha. Ben oyum, buyum diyor yani. Tamam anladım. Dedim sen dedim ne zaman karıştın? Evet bu diyalogda oldu. Dinlerken. Şimdi hatırladım tam olarak. Dedim sen ne zamandan beri bunlarla berabersin? Ben dedim başka bir ülkeden gelmiştim. Şimdi onu da söyleyeyim. Orada dedi oldum dedi. Orada benim dedi eşim var. Orada dedi benim oğlum var. Ben dedi geceleri oraya gidiyorum dedi. Düşündüm. Evet eşim geçmişte de. Geceliğim at. Benden sonra yatar. Efendime söyleyeyim. Gece oturmasını çok sever. Geceleri oturmayı yalnız başına. Evet. Ben aklıma geldi. Geceliğine de örtüştü. Oğlu var. Ülkede. Oraya gidiyor. Dedi ki eşi var orada. Çocuğu var. Enteresan. Bunu anlatan evet. Üç harfli değil mi? Yalok duruyor evet. Evet. Yani hiçbir şey diyemem. Sonuçta yetişkin insanlarsınız. Yani benim haddime düşmez tabii ki iki insanın birlikteliğinin problemlerinin çözülmesi veya çözülmemesi. Fakat beni ilgilendiren kısım şu. Bu paranormal bir durum yaşıyorsun. Bu net. Bunun farkındayım. Fakat bununla ilgili bir çözüm, bir yardımım size olabilir mi? Yahut ben sonuçta bilimsel araştırma yapıyorum. Yani bilimsel bakıyorum her şeye. Bunların varlığından artık şüphem yok. Ben bunların varlıklarından
kurtulmanın yolunun bugüne kadar hurafe duyduğumuz durumlardan ziyade bu diyalog kurulduğunda nasıl yardımcı olabilirim tercihindeyim. Ben şimdilik şimdilik bakış açım bu. İleride değişebilir bilemem. Fakat şimdilik benim benim kabullendiğim çözüm süreci bu. Derdi ne? Nasıl çözebiliriz? Hani orta yolu bulmak gibi bir şey. Hani illa gitse gidilir. Başka ev mi yok? Değil mi? Mesela eğer sorun evse veyahut da niye ben gidiyorum? Sen git arkadaş mantığıyla karşı tarafa benden başka bir şey iste veya ne yaşadın? Kimsin sen? Sizlerin şu an üç harfliyle hitap ettiğiniz şey belki de adı üç harfli, belki de bir ruhani varlık, belki de bir şeytani varlık, belki de bir uzaylı varlık. Uzaylıdan kastım dünya dışı yaşam formu veyahut da dünyada yaşayan yaşam formu insan formunda değil. Bir bedene ihtiyacı yok. Çok ucu açık. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bence ön yargılı olmak yerine benim tavsiyem sadece, tabii ki ben kanun değilim, hacı hoca değilim, üfürükçü değilim, teyyare değilim, pilot değilim, anlatabildim mi? Ben araştırmacı yazarım. Ben bilim insanıyım. Ben bilimsel verilere takılırım. Ben onlara ciddiye alırım. Ben bu tarz bir konuya da el atma sebebim tabii ki uzay bilimleridir. Yani çünkü yaşam formları dedim ya, bir bedene ihtiyaç duymuyor. Bazı hikayelerin içinden ben dünya dışı yaşam formlarının çıkacağını bildiğim için bu konuya el attım. Uzay bilimlerinin alakalı olduğu için, antik dönemlerin de uzay bilimlerinin alakası olup çakıştığını bildiğim için yıllarca dağlarda gezip antik keşifler yaptım. Ondan sonra da bu paranormal durumlarla, olaylarla ilgili kolları sıvadım. Çünkü benim ana merceğim, ana kapım, ana güneşim uzay bilimleridir. Bir yerde çarpışıyorum, denk geliyor, uzay bilimlerine çıkıyor yol. Nereye elimi atsam. Bu fenomende de aynı yola çıkacağından şüphem yok. Ancak ruhani varlıklar uzaylı değil de, hani şöyle kafanızda almasın, karışmasın. Biz insanlar aleminin kabullenmiş olduğu ruhani varlıklar, işte periler, ruhlar, hayaletler, üç harfliler diye hitap ettiğimiz, musallat olanlar, rahatsız edenler. Anlatabildim mi? Bu kategorideki varlık türleri de var tabii ki, inkar etmiyorum. Ben bu varlık türlerinle iletişime insanoğlunun geçebildiğini kanıtladım. Diğer aşama, onlara kanıtladık, bu iletişimde onlardan bir fayda alabilir miyiz? Bilgi bazında. Veyahut da bizi rahatsız veya taciz ediyorlarsa bunu çözümleyebilir miyiz? Şimdi Hollywood filmlerinde veyahut da yurt dışı belgesellerde, bilimsel çalışmalarda insanlar soru soruyorlar, cevap alıyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Şimdi bir yol haritası çiziliyor. Yani ne yapması gerektiğini. İşte enerjinin en yoğun olduğu oda, enerjinin en yoğun olduğu saatler veya enerjinin en çok kime rahatsız ettiği veya en çok kiminle iletişim kurduğunu. Ben buna takılırım. Yani şimdi bunun peşindeyim ben. Sizin ailede yüksek ihtimal tabii ki sizsiniz başrolde. Doğru mu? Bir saati geçti. Röportaj sona erdi. Telefon kaydı. Ben bu röportajı ikincisi olacağına inanıyorum. Şimdi bizzat arayacaktır beni ya da ben onu arayacağım, beyefendiyi. Evet, arıyor. Sonlandıracaktım röportajı ama sonlandırmayacağım. Bir saat oldu, otomatik kapattı at kendini. Evet. Ama sonlandıralım. Daha sonra yasaklayalım kendimizi. Sizinle birkaç gün sonra bir daha konuşalım. Bu birkaç gün içinde de ben sizden cevap bekleyeceğim. Bir, benim hakkımda ne diyecekler size? İki, sizi ilgilendiren kısım. İki, tabii ki kendimi merak ediyorum, ne diyecekler diye. İkinci olan da tabii ki sizin durumunuz. Yani siz iletişim anında benden gerçekten ne istiyorsun? Sana yardım etmek istiyorum diye samimi bir şekilde diyalog kurduğunuzda ne gibi bir cevap verecekler, ben onu çok merak ediyorum. Çünkü siz bugüne kadar hiç bu şekilde yaklaşmadınız, hiç bu şekilde soru sormadınız, doğru mu? Yok, sordum. Yani sana nasıl yardımcı olabilirim dedin mi? Sen ne zaman karıştın dedim. O da bana geldiği ülkede oldu.
karıştığını, Türkiye'ye onlarla geldiğini söyledi. Kim, Türkiye'ye kimlerle gelmiş? Ha işte o varlıklarla geldim. Eşiniz geldim. Mi? Evet, ben onu anlatıyordum az evvel de araya laf karıştı. Tamam ama bakın, eşinizle değil, ruhani varlıklarla iletişime geçiyorsunuz ya. Eşimin sesiyle. Ha, eşinin sesiyle hitap eden varlıkla, anladım. Bana eşimin geldiği ülkeden geldiğini söyledi. Bir daha söyleyeyim, pardon. Eşimin geldiği ülkeden. Hangi ülkeymiş o ülke? Söylemek istemiyorum. Tamam. Hani eşimin kimliği belli olmadı. Tamam, anladım anladım. Biz oraya atıyorum. Belçika diyelim. Tamam. Tamam. Atıyorum. Belçika'dan onlarla birlikte geldim ben diyor. Belçika'da onlarla birlikte geldim. Orada benim eşim var. Kaç yaşındasın diye sordum mu? Yok. Ben eşim olan onu, eşimin dahil olduğunu, eşim olduğunu düşündüğüm için. Evet. Ama eşiniz değil. Bence değil mi bu hikaye mi? Efendim? Çünkü orada bu hikayemi isterseniz kısa keseyim, bitireyim. Tamam. Orada Belçika'dan birlikte geldiğini söyledi. Burada orada evli olduğunu, bir oğlunun olduğunu söyledi. Ne zaman görüyorsun bunları dediğimde, geceleri gidiyorum, oğlumu görüyorum, geliyorum dedi bana. Bu Sayıt'ı dinlerken ben sordum, Sayıt da o cevap verdi. Çok enteresan yani. Hı hı. Çok enteresan. Yani eşimin beni aldatmadığı fikrine de buradan ulaşmaya başladım. Bu gibi şeylerden önce. Hı hı, hı. Böyle bir diyalogumuz oldu. Evet. Ben vaktimizde kalmadı. Ben de çok, böyle de çok. O zaman ben şunu anladım tavsiyemizden. Özellikle bir tanemizde tekrar edeyim. Ben onlarla iletişimde dostaneye çevireyim. Benden ne istediklerini, onlara nasıl yardımcı olabileceğimi, bu gerginliğin nasıl sona erebileceği tarzında mı yaklaşayım? Evet. Doğru anlamış mıyım? Evet, doğru. Negatif yaklaşırsanız negatif tepki alırsınız. Daha önceden çok küfürler ediyordum. Olabilir. Olabilir. O da bana ediyordu. Eder. Olabilir. Ya. Fakat dediğim gibi bir pozitif deneyelim. Bir pozitif deneyelim. Pozitif yapıldığında bu çözümlenecek diye bir kaydı yok. Fakat bir denemekte fayda var. Biz pozitif başlayalım. Daha fazla bana yaklaşırlarsa. Buna müsaade etmeyeceksiniz. Yani siz yüz göz olmak değil. Ya bu problemi çözmek istiyorum. Diyalog artık koparmak istiyorum diyeceksin. Yani. Mesafeyi keselim artık. Yani bence bir duvar olsun hep diyalogda. Kayıtta mıyız şu anda? Tabii tabii, kayıttayız. Yani bir duvar olsun. O duvarı hiç, gardınızı hiç indirmeyin. O korku, o endişe, o savunma modu, o içgüdüsel, anlatabildim mi? O sizin adrenalininiz tabii ki olacak. Fakat yüz göz olmaktan ziyade, ya yeter ben sıkıldım, ne istiyorsun artık, tamam yardımcı olmak istiyorum. İşte bana bir şey söyle, sana yardımcı olabiliyorsam yani yapabileceğim bir şeyse yardımcı olayım. Yapabileceğim bir şey yoksa ben seni gitmeni istiyorum dersin. Sen posta koyarsın. Ne diyeyim? Anladım. Çok beğenmediğimi düşünüyorum. İnşallah yaparım onu. Bu süreç içerisinde de hiç korkularım olmadı. Hiç korkmadım. Hem de olsun Rabbül Alemin. Hep ona sığındım. Dualarımı ektim. Rabbim kabul eyledi diye düşünüyorum. Kaç kere bir terti hissettim. Onun dışında hiç bir korkum olmadı. Çok şükür. Evet. Fakat sizinle alakalı endişeleri bir arkadaşımla paylaştıktan sonra sizinle alakalı korkunç bir oyun oynadılar bana. İnandım buna. Kısa bir dönem. Rabbim gene bir karanlık verdi. Rahatladım. Öyle. Bir kere Engin Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim paylaşımınız için. Gerçekten yani insan zihninin, sıradan bir insan psikolojisinin kolaylıkla kaldırabileceği, üstesinden gelebileceği bir durum değil. Anlıyorum ben sizi. İnanın bizi izleyen, dinleyen insanlar da tabii ki hemfikir olacaklar. Yani umarım aşarsınız. Umarım aştığınızı duyarız. Birkaç
Telefon görüşmemiz daha olacak, onun şüphe yok. Ben de merakla beklemediğim. O ses kayıtlarını da tabii ki bekliyorum. Ben de duymak istiyorum birkaç kelime en azından. Bu arada sizinle kayıttayken duyduğumu zannettiğim birkaç dakika süre yazdım, not aldım. Oraları da inceleyeceğim. Bundan ibaret bu akşamlık bu kadar diyelim. Teşekkür ettim. Ben de size çok teşekkür ederim. Derdimi Bir nebze rahatlatabildiysem ne mutlu. dinlediniz. Yani İşten ben tekrar belirtiyorum. Ben araştırmacı yazarım. Yani ben bu işin uzmanı, ehli, bileni, üfleyeni, üfürükçüsü değilim. Eyvallah. Fakat pek de itibar etmeyiniz zaten bazı tiplere. Ne demek istediğimi anladınız. Çok beğendim. Dikkatli olun. İnancınız olduğu sürece, yani en başta kendinize inancınız, kendi enerjinize, kendi bünyenize, kendi ruh sağlığınıza, kendi psikolojinize inancınız yüksek olsun. Biz insanoğulları savaşçıyız. Bizler kolay kolay yılmayız. Bizler kolay kolay akli dengemizi yitirmeyiz. Biz insanların aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Bunu unutmayın. Yani bizler Yani. basit varlık türleri değiliz. Fiziki Eyvallah. olarak olabilir ama ruhen gerçekten özel bir ırkız insanoğlu olarak. Bazen lanetli bir ırk olarak görüyorum kendimi dünyada olduğum için ama bazen de ne kadar da pasif ve zayıf olmadığımızı hissediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür Mehmet ederim Bey. Engin Bey. Sizi ararım inşallah. Aramadan evvel rahat arayabilir miyim yoksa mesaj atayım? WhatsApp'tan Ben sizi yazarsınız. Ben size dönüş yaparım. Uygun zamanda ararız, haberleşiriz. Çünkü ben de bayağı bir yoğunum. Ama WhatsApp üzerinden devam edelim. İstişare yapalım. tamam. Ben o kayıtlarımdan size bu akşam seçmeler yapayım. Tamam. Bekliyorum kayıtları. O kayıtların şöyle bir durumu var. Kesme özelliği kullanamıyorum. Maalesef beceremedim onu. Ben de onu bilgisayardan Benim dediğim gibi tam yapın. Yakaladığınız süreleri yazın. O şekilde dosyaya atın. Ben o süreleri direkt dinleyeyim. tamam. İrtibat halinde ben senin yardım talep edeceğim o Tamam. konuda da. İyi akşamlar diliyorum.
30 Nisan saat 03:30 civarı. Hocam gece saat 2 civarı bu seslerin çıktığı.